En sonda pozitif aranjörümüz Sayın Mustafa Arapoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Ödülü takdim etmek üzere Uluslararası Radyocular Birliği Başkan Vekili Barbaros Özdemir'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Alalım hemen sizi. Sevgili kaymakamımız da burada. Bahçeliler kaymakamımızı da sahneye alalım. Bu değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ödülü takdim etmek üzere. Evet, alkışlarımızla İpek Böceği, Galata FM, Ankara Megacity Yılın Pozitif Genel Radyosu, Yılın Pozitif Medya Planlama Şirketi Mimoza Medya Grup ve Yılın Pozitif Aranjörü birçok ünlü sanatçıyı, bugünlerde dinlemiş olduğunuz birçok ünlü sanatçıya profesyonel imza atan, güzel albümleri imza atan Mustafa Arapoğlu ve Lahana Show. Lahana'yı getirin inşallah. Kardeşimle beraber kaç yıldır, 8 yıl oldu mu? Evet. Öncelikle Radyo Bey'e, daha sonra bütün katılımcılara sevgiler, selamlar sunaydım. Şimdi ben bu geceye çok iyi bir şiirle ve fıkrayla hazırlanmıştık. Aslında o şekilde gelmiştik ama zaman çok geçtiği için ne şiiri ne de fıkrayı sizinle paylaşamayacağım. Öyleye benziyor. Değil mi Sayın Başkan? Fıkra iyi gider değil mi? Şimdi günümüz radyolarında, özel radyolarda hepimizin bir şikayeti var. Eskiler olarak bir şikayetimiz var. O şikayetimiz de şu, iç kelimeyi yan yana getirmekten aciz olan insanlar mikrofon başında. Ve bu da bizi son derece rahatsız ediyor. Ve buna istinaden bizim Temel'le Fadime'nin evde yaşamış oldukları bir olayı ben buna uyarladım. Bunu paylaşmak istiyorum size. Şimdi bizim Fadime evde daima Türkçe diyor. Türkçe derken de öyle bir ses var ki kardeşim, Temel'de içinde bir kafayı camdan dışarı çıkarıyor. Şimdi buna tabii Fadime şaştı kaldı. Ya diyor Temel, hayırdır? Ben içinde bir Türkçe derken sen niye kafanı camdan dışarı çıkarıyorsun? Diyor ki Fadime, komşular rahatsız olup da kavga ettiği zannetmesin diye dışarı çıkarıyor. Şimdi buradan kastım da şu, inşallah önümüzdeki güzel günlerde yaklaşık 17 yıldır Karadeniz Radyo ve Televizyon bünyesinde program yapıyorum. Ve o bünyede olmaktan da son derece onur ve şeref duymaktayım. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde mikrofonun başına geçecek olan insanlar o mikrofonu hak eden ve bu millete layık yakışır kültürüne, örf bahanevesine, özüne hitap edecek nitelikleri taşıyan insanlar olur diyerek her birimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Bahçeliler Kaymakamımız Sayın Şevket Cemir, Karadeniz Efendi'den Lahana Show, sevgili Mustafa Bey'e ödülü takdim ediyor. Yılın Bölgesel Radyo Programı ödülüne layık görüldü. Alkışlıyoruz kendisini. Ankara Megacity, sevgili Ebru Oruk alıyor. Yılın Yerel Pozitif Radyosu. Öncelikle teşekkür ederim Bay Sempate. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu gururu bana yaşatan Radyo Megacity'de yine o kadar heyecanlıyım ki. Kadir Balcı'ya, Sayın Kadir Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ve YouTube'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Radyo Megacity'de. Radyocular da heyecanlandı. Bu sahne niye böyle oldu acaba bilmiyorum ama bugün heyecan heyecan gidiyor. Ağır sahne oldu herhalde ondan dolayı. Teşekkür ediyoruz. Ve İpek Böceği, Yılın evet, Pozitif Bayan Sunucusu Galata FM, Bahçeliler Kaymakamı Sayın Şevket Cimbir'in elinden ödülünü alıyor. Şehrin ilk frekansı. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Bay Sempatik çok teşekkür ediyorum. Delta FM'de hafta içi 13-15 saatler arasında yayında oluyorum ve radyo, sabah uyanıyorsunuz, güne başlıyorsunuz. Birçoğunuz okula gidiyorsunuz ya da işe gidiyorsunuz ama ilk yaptığınız şey radyoyu açmak. Evde olun ya da arabada olun hiç fark etmez. Ardından aşık oluyorsunuz, radyoyu açıyorsunuz. Yine o radyocu sizin en yakın dostunuz oluyor. Hüzünleniyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Sonuç, radyo ve radyocu.
Delta FM'e çok teşekkür ediyorum. Ailem adına alıyorum. Anne Şehir'e çok teşekkür ediyorum. Dostlarıma teşekkür ediyorum. Tüm radyocu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bugün ödüle layık görülen herkesi tebrik ediyorum. Mutlu akşamlar. Radyo'ya çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yılın medya planlama şirketi Mimosa Medya Grup ödülünü Bedri Bey. Alkışlıyoruz kendisini. Medya planlama Türkiye'de gerçekten çok ihtiyaç olan bir sektör ve bu sektörde de bütün kuruluşların medya planlamasını yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yılın Koşu Aranjörü İsmail YK'dan Emrah'a, birçok sanatçıya, albüm yapan ve yeni yeni starlar çıkaran bu değerli genç arkadaşımızı biz radyocu olarak çok iyi biliyoruz, tanıyoruz ve onları alkışlıyoruz. Mustafa Arapoğlu. Kaymakamızın da ödülünü alıyor. Evet, Cihan Haber Ajansı. Cihan Haber Ajansı, yılın pozitif haber ajansı yakalamış olduğu yerdeki iki haberle gündemi değiştirdi.